Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün aloe veralarımızın bakımı ve çoğaltımı ile ilgili sizlere kısacık bir video hazırlamak istedim. Öncelikle şöyle aloe veralarımdan birçok yavru çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben de bunları köküyle beraber alıp farklı saksılara ekiyorum. Birçok saksı aloe vera çoğalttım. Yine bugün çoğaltımını yapacağız sizlerle beraber. Nasıl böyle dipdiri ve dolgun yapraklı ve birçok yavru veren aloe veram oluyor. Bunun için neler yapıyorum? Öncelikle aloe veralarım balkonumda duruyor sevgili arkadaşlar. Haftada en az 2 kere su veriyorum. Ve 2 ay arayla kurumaya veriyorum. Bu kurumaya aloe veramın coşmasını ve dolgun yapraklarının çıkmasını sağlıyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen kısaca gelelim aloe veramızın çoğaltımına. Güzel yumuşak doğal gübreli toprak kullanıyorum. Biliyorsunuz tüm ektiğim çiçeklerimde. Yine öyle bir toprağımı saksıya hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle kökleriyle beraber yavrularından çıkartıp iki tarafına da böyle aloe veramdan ekeceğim arkadaşlar. Çiçek ekmesini zaten hepimiz biliyoruz. Bu şekilde ekeceğiz. Şimdi buna herhangi bir vitamin vermeyeceğim. Çünkü bu doğal gübreli toprak olduğu için şu anda bir vitamine ihtiyacı yok. Fakat siz doğal gübreli toprak bulamayıp normal çiçek toprağını ekerseniz üzerine birazcık çay verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Toprağa vitamin olsun diye. Can suyunu da verdikten sonra çiçeğimizi yine balkona koyacağız. Güneş de alacak. Soğukta gölgede de durabilir. Yani açık balkonunuzda olduğu sürece aloe veralarımız bir zarar görmüyor. Benimkiler yazında kışında balkonumda duruyor arkadaşlar. Bu şekilde birçok saksı aloe vera elde edebilirsiniz.